-ra Rahim, Ve bihi nesta'in ve huve khayrun nasirin ve mu'in. Aziz müminler, bir ahlak ve erdemler Ramazan özel programında tekrar bir aradayız. İnsan oğlu sosyal bir varlıktır. İnsan oğlu akıl cevheri ile Allah tarafından aziz kılınan önemsenen bir varlıktır. Akıl cevherini Allahu Azze ve Celle insana vermiştir. Akıl ve nefs ikisi bir arada insanda vardır. Akıl ve nefsin insanda olması hassebi ile insan mükelleftir. insan sorumludur. İnsanın sorumlulukları vardır. Akıl vesilesi ile insan irade kuvvesine sahip olan bir varlıktır. İrade kuvvesi ile insan muhtardır yani tercih hakları vardır. Kimi insanlar tercihlerinde sorumluluklarını tercih ederler, vazifelerini tercih ederler ve sorumluluklarını yerine getirirler. Bu dünyada saadetli gönül huzurunu tadarak yaşarlar. Ahirette ise ebedi saadete nail olurlar. Kimi insanlar da bu dünyada sorumsuzluğu tercih ederler. Sorumsuzluğu tercih ettikleri gibi vazifelerinden adeta firar ederler. Kaçarlar ve vazifelerini yerine getirmezler vazifelerinden kaçanlar, sorumluluklarından kaçanlar dünya hayatının zahirine iktifa edenler, dünya hayatının maddi boyutuna iktifa edenle eden insanlardır. Neden sorumluluktan uzak duruyor? Vazifesinden uzak duruyor. Vazifelerimiz var kendimize karşı vazifelerimiz var. İmam Zeynel Abidin Aleyhisselam'ın hukuk risalesine açın bir bakın. İnsanın kendisine karşı sorumlulukları var. İnsanın eline karşı, gözüne karşı, diline karşı, kalbine karşı, vücut azalarına karşı sorumlulukları var. Vücut memleketinin dışına çıkıyoruz. İnsana en yakın olan annesine karşı sorumlulukları var. Babasına karşı sorumlulukları var. Eşine karşı, kadınsa kocasına karşı sorumlulukları var. Evladına karşı sorumlulukları var. Akrabalarına karşı sorumlulukları var. Komşusuna karşı sorumlulukları var. Aynı toplum içerisinde yaşadığı cemiyete karşı sorumlulukları var. Bulunduğu mevki, makam, simet, iş, görev neyse sorumlulukları var. Banka müdürü ise sorumlulukları var. Personel şefi ise sorumlulukları var. Camide cami alimi ise sorumlulukları var. Okul Baş sınıf başkanı ise sorumlulukları var. Aile öğretmeni ise sorumlulukları var. Bakınız muhtar ise sorumlulukları var. Devlet başkanı ise sorumlulukları var. İnsan vazife ile sorumluluklar ile donatılmış bir varlıktır. Ve bu sorumlulukların içerisinde en fazla insanın Allah'a karşı sorumlulukları var. İster mahlukata yönelik sorumluluklardan kaçanlar olsun. Anneye, babaya, eşe, kocaya, çocuklara ve 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 insanın yaşadığı vatana karşı sorumlulukları var. İnsanın toprak altında yatanlara karşı sorumluluk. Bakınız bu konu Kardeşlerim, o kadar önemli bir konu, o kadar derin bir konu, o kadar geniş bir konu ve bir o kadar da gaflet edilmiş bir konu, gaflet olunmuş bir konu. Bizlerin sorumlulukları geniştir. Ağaçlara, doğaya karşı sorumluluklarımız var, hayvanlara karşı sorumluluklarımız var hastalara karşı sorumluluklarımız var. Toprağın altındakilere, toprağın üstündekilere karşı sorumluluklarımız var. Sorumluluklardan kaçanlar, görevlerinden kaçanlar, dünyaya aldanan insanlardır. Dünya bana yeter diyen insanlardır. Ölüm ve ötesini düşünmeyen insanlardır. يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَهُمْ اَنِ الْآخِرَتُهُمْ غَافِلُونَ Onlar sadece dünya hayatının zahirini bilirler. Ve onlar ahiretten, ahiret hayatından gafildirler buyuruyor Allahu Azze ve Celle Rum suresinin 7. ayetinde. قَبِيْهُنْ بِزِّلْ اَقْلِ en yakuna bahimatan ve kad en yakuna insana buyurmuştur Mevla Ali el Murtaza aleyhisselam. Ne kadar aşağılıktır. Ne kadar nefret edilecek bir şeydir. Ne kadar diksindirici bir şeydir ki insan insan olarak yaratıldığı adam olma imkanına sahip olduğu halde bunlara sahip olmasına rağmen bunlara sahip olanın kendisini en yakune behimeten hayvanlaştırması ne kadar da kötü bir şeydir. Allahu Ekber. Allah insan olarak yaratmış. Adam olmak için imkanlar vermiş. Peygamberler göndermiş adam olsun diye kitaplar göndermiş adam olsun diye. Ayetler göndermiş, emirler göndermiş adam olsun diye. Alimler var adam olsun diye. Allah dostları var adam olsun diye. İbretler var, ikazlar var, uyarılar var. Hidayet için, doğru yolu için, adam olmak için bin bir türlü vesile var imkan var buna rağmen kendisini hayvanileştiriyor. Hz. Ali aleyhisselam böylelerine buyuruyor. Kabihum bizil akl. Akıl sahibinin insan olarak yaratılıp adam olma imkanı olmasına rağmen kendisini hayvanileştirmesi ne de kötü bir şeydir. Kardeşlerim, sorumluluk dinin emridir. Sorumluluk aklın gereğidir. Hayvanlarda sorumluluk var mı? Hayvanın kime karşı sorumluluğu var? Hayvanın Allah'a karşı sorumluluğu var mı? Hayvanın yavrusuna karşı sorumluluğu var mı? Hayvan yavrusunu fıtrat gereği, hayvanda da fıtrat vardır. O fıtratı gereği yavrusunu doyuruyor. Ama sorumluluğu yoktur. Çünkü öyle bir his yok hayvanda. Ama öyle bir irade yok, öyle bir kuvve yok, akıl kuvvesi yok ki sorumluluk hissi de olmuş olsun. Dinin emridir sorumluluk. Buyuruyor vakifuhum innahum mesulun saffat 24. Beklet onları, durdur onları. Onlar sorumluluklarından hesaba çekilecekler. İnne sen aval basara vel fuade kullun kana enhum mesula. Buyuruyor İsra suresi 36. ayet. Göz, kulak, kalp hepsi hesaba tabi tutulacaktır. Neden? Sorumlu oldukları şeylerden hesaba tabi tutulacaklardır. Ve bizim en önemli sorumluluklarımız, insanın en önemli sorumlulukları kendisini var eden kendisini insan olarak yaratan Allah'a karşıdır. Allahu azze ve celle'ye karşı. Allahu Teala'ya karşı bir insan Allahu azze ve celle'ye yönelik sorumluluklarını yerine getirmiyor ise, vazifelerini yerine getirmiyor ise Allah'ın gayrısında, Allah'ın haricinde, Allah'ın dışında diğer sorumluluklarını nasıl yerine getirecek bu insan? Sorumluluklar noktasında zirvede Allah Azze ve Celle vardır. Peki bizlerin Allah'a karşı sorumluluğumuzun sebepleri nelerdir? Bir tane sebebini arz edeyim. Bakınız insanın fıtratında şükrü şuk, munaim kavramı var. Yani iyilik yapana teşekkür etme, nimet verene teşekkür etme nimet sahibine teşekkür etme, nimete aracı olana teşekkür etme duygusu vardır. Bu insanın doğasındadır, fıtratındadır. Bu kavrama göre, bu fıtrata göre insan Allah'a karşı sorumludur. Allah insanı insan olarak yaratmış, hayvan olarak yaratmamış. Bu bir nimet. İnsana akıl cevherini vermiş. Bu bir nimet saymakla bitiremeyiz Allahu Azze ve Celle'nin insana yönelik nimetlerini ki Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor. Büyük ve küçük nimetler ki onları saymakla la tuhsa bitiremezsiniz. Peki nedir? Sonsuz nimet sahibi sayıl saymaktan aciz olduğumuz bu nimetlerin sahibi olan Allahu Azze ve Celle'ye olan vazifelerimiz, sorumluluklarımız nelerdir? Kardeşlerim, birinci vazifemiz Allah'ı tanımaktır. Allah'ı tanımak zorundayız. Allahu Azze ve Celle me'arifetullah a'lel me'arif Hz. Ali aleyhisselam buyurur. Allah'ı tanımak en yüce marifettir. En yüce marifet. En efendim zirvede olan tanıma marifet Allah'ı tanımaktır. İnsan bu marifet neticesinde halis anlamda ihlaslı bir şekilde tevhidin hakikatine ulaşabilir tevhidin hakikatine ancak marifetle insan ulaşabilir. Hazreti Ali aleyhisselam buyuruyor. Men arafallah tevahhada. Allah'ı tanıyan onu tek olarak bilir. Men arafa keffe. Allah'ı tanımak insan için yeterlidir. Ha, ne konusunda? insanın kendisini korumasında kendisini kontrol etmesinde diyor Allah'ı tanımak yeterlidir. Üstadlarımızdan bir tanesi vardı. Ahlak üstadlarımız. Üstadımız diyordu. Elinize bir tesbih alın. Günde yüz defa şu zikri çekin, şu zikri söyleyin. Kendi bildiğiniz dil ile, lisan ile. Allah beni görüyor. Allah beni görüyor. Allah beni görüyor. Allah beni görüyor. Kardeşlerim. Allah beni görüyor. Hakikati şu et parçası olan dilden şu kalbe inerse var ya, hakiki anlamda işte biz o zaman Allah'ı tanımaya başlıyoruz demektir. Daha tanımamışız. Tanıyoruz demektir. Tanımaya başlamışız artık gerçek anlamda Allah beni görüyor zikri şu et parçası dilimizden kalbimize inmiş ise iner ise biz artık başlıyoruz Allah'ı tanımaya. Onun için ne buyuruyor? Men arafe keffe kim Allah'ı tanır ise kendisini kontrol eder, kendisini korur. Peygamber Efendimiz buyuruyor. Men arafe Allah ve azzamahu kim Allah'ı tanırsa ve onu tazim ederse men efahu minel kelam dilini kelamdan korur. Hangi kelamdan korur? Ayet okuma da neticede kelam ne? Yani ayet okurken de dil kelam etmekte. İlim anlatırken dil, dil kelam etmekte, konuşmakta. Allah'ı tanıyan dilini korur. Kelamdan korur. Hangi kelamdan? yalan kelamdan korur. Yani yalan sözden korur. Niye kıybet ediyor adam? Vallahi Allah'ı tanımıyor. Ben demiyorum peygamber efendimiz buyuruyor. Buyuruyor ki Men <laughs> arafallah men afahu min el kelam Allah'ı tanıyan dilini korur. Neden? Yalandan. Niye yalan konuşuyor? Umursamadan yalan konuşuyor. Gıybet haram değil mi? Niye gıybet ediyor? Umursamadan hem de ibadet müştesine. deseler bu gıybet zikir sevabı teşkil ediyor. O kadar gıybet etmez birileri. Büyük günahtır gıybet. Zinadan ağır günahtır gıybet. Zinadan şiddetli günahtır gıybet. E niye o zaman bildiği halde ediyor birileri saatlerce? Çünkü Allah'ı tanımıyor. Allah'ı tanısa Allah'ın sözüne kıymet verir. Allah'ı tanıyan dilini korur. Günahtan korur, yalandan korur, iftiradan korur, kıybetten korur. Korumayanlar Allah'ı tanıdıklarını zannediyorlar. Onların tanıdığı Allah değil. Onların Allah diye bildiği tanıdığı Rab dedikleri, ilah dedikleri iblistir. Odanın köşesinde ölüm anında alim alim ölüm yatağında olana diyor ki de la ilahe illallah ölüm yatağında olan diyor la ilahe illallah odanın köşesinden ses geliyor sadaka abdi kulum doğru söyledi. Alim talkin okuyor de la ilahe illallah ölüm döşeğindeki diyor la ilahe illallah odanın köşesinden ses geliyor. Sadaka abdi kulum doğru söyledi. Alim döndü sordu. Ey sesin sahibi. Ey kulum doğru söyledi deyip de kendisi gözükmeyen kimsin? Dedi ben iblisim. Allahu Ekber. Bu la ilahe illallah diyor. Sen kulum doğru söyledi diyorsun. Sen nasıl iblis olabilirsin? Dedi Evet. Bu la ilahe illallah bir ömür söylemiş ya bu yatakta yatan ölüm döşeğinde. Bir ömür la ilahe illallah söylemesine rağmen o Allah'ın dediklerini yapmadı. Hep benim dediklerimi yaptı. Hep benim irademle konuştu. Benim isteğimle oturdu. Benim isteğimle kalktı. Benim isteğimle hareket etti. Dolayısıyla beni dinlediği için ben onun ilahıyım. Allah demiş ama ilah olarak İtaat etme babında benim peşimden gelmiş. Dikkat ettiniz mi? Peygamber Efendimiz buyurur. Men araf Allah. Allah'ı tanıyan dilini kelamdan korur. Korumayan insan Allah'ı tanımıyor. Allah dese bile Allah'ı tanımıyor. Allah diyor ama kime itaat ediyor? iblise? Onun peşinden gidiyor. Ve ne? Allah'ı tanıyan midesini korur. Neden? Minnet taam, taamdan, yemekten, hangi yemekten? Haram yemekten. Niye korumuyor birileri? Helalini yediği zaman canı sıkılıyor. Haram yediği zaman ise lezzetle zevk ile o haramı yiyor. Neden? Allah'ı tanımıyor da ondan. Ve anna nefseh bisiyam vel kıyam Allah'ı tanıyan insan oruç ile namaz ile kendi bedenini sıkıntıya sokar başkalarını sıkıntıya sokmaz dolayısıyla Allah'a karşı bizlerin en önemli vazifelerinden bir tanesi sorumluluklarımızdan bir tanesi Allah'ı tanımak Allah'a marifet sahibi olmaktır eğer Allah'ı azze ve celleyi bu manada bizler tanır isek, marifetimiz olur ise biz o zaman nedir? Nefsimize hakim olur, şeytani sıfatlara karşı kendimizi koruruz. Allah Azze ve Celle ona karşı sorumluluklarımızda bizlere cümlemize tevfik inayet eylesin kendisine karşı sorumluluklarımızı en iyi bir şekilde yerine getirmemiz için Allah Azze ve Celle bizlere lütuf ve inayetinde bulunsun. Bir sonraki programda bu.